İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle jandarma, donanma ve 2. Kolordu Komutanlığı'na atamalar yapıldı. Buna göre jandarma genel komutanlığına Kor General Arif Çetin, donanma komutanlığına Kor Amiral Ercüment Tatlıoğlu, 2. Kolordu Komutanlığı'na ise Kor General Zekai Aksakallı atandı. İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle kritik atamalar gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı, Mülki İdare Amirleri, Emniyet Müdürleri ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait atama kararlarına ilişkin kararname resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Kor General Arif Çetin, Orgeneralliğe terfi ettirilerek Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Kor Amiral Ercüment Tatlıoğlu Donanma Komutanlığı'na getirildi. Deniz Kuvvetleri'nin diğer ana komutanlıklarından Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nın başına Harp Filosu Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım, Güney Deniz Saha Komutanlığı'na ise Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise Kurmay Başkanı Şeref Öngay, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı oldu. Kolordu komutanlıklarında da değişim yaşandı. Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanı Kor General Uğur Tarçın, Elazığ'daki 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş, Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ve Tekirdağ'daki 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz oldu. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi'nin vurulması emrini vererek gecenin seyrinin değişmesinde etkili olan Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı, Çanakkale'deki 2. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ise Tümgeneral Yılmaz Yıldırım oldu. Atama kararlarıyla Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki bazı görevlerde de değişikliğe gidildi. Genelkurmay Harekat Başkanlığı'na Tümgeneral Kemal Yeni getirilirken, Genelkurmay İstihbarat Başkanı, Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral İrfan Özsert oldu. Genelkurmay Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanlığı'na Tuğgeneral Göksel Sevindik atandı. Kor General Aksakallı'dan boşalan Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı görevini ise 2. Özel Kuvvet Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı yürütecek. Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı olurken, Bolu'daki 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Genelkurmay Genel Sekreterliğine getirildi. Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na ise Tuğgeneral Mustafa Erkal Kuzuoğlu atandı. İçişleri Bakanlığı kararnamesi bunlarla sınırlı değildi. Mülki İdare Amirleri yaz kararnamesiyle 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında 45 vali yardımcısı kaymakamlığa atandı. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri yaz kararnamesiyle 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında 45 vali yardımcısı kaymakamlığa atanırken, büyük illerde ise birer kadın vali yardımcısı ataması yapıldığı öğrenildi. Emniyet Müdürleri kararnamesiyle 3 Emniyet Genel Müdür Yardımcısıyla 22 İl Emniyet Müdürünün yeri değişti. Buna göre 10 İl Emniyet Müdürü Polis Baş Müfettişi olarak merkeze alınırken 4 İl Emniyet Müdürü merkez teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi. 8 İl Emniyet Müdürünün ise yerleri değiştirildi. Kararname ile 10 İl Emniyet Müdürü ilk defa göreve atanırken 4 İl Emniyet Müdürü merkezdeki birim amirlerinden atandı. Ayrıca 3 polis okulu müdürüyle merkezdeki 7 birim amiri değiştirildi. Adana Emniyet Müdürü Osman Aksa yeni kararname ile Bursa'ya atandı. Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise Adana Emniyet Müdürü olarak atandı. Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı merkeze alınırken yerine ise Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de kritik değişikliklere gidildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yıldız'la merkeze alınan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz'in yerine de atama yapıldı. Peşmerge lideri Mesut Barzani 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunun erteleneceğine dair haberleri yalanladı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmeye de değinen Barzani, Tillerson'ın referandumu erteleyin talebini reddettim. Ancak Bağdat'la yaşanan sorunlara çözüm için diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim ifadesini kullandı.
Peşmerge lideri Mesut Barzani bağımsızlık referandumunu ertelemeyeceklerini söyledi. Suudi Arabistan'da yayımlanan Okaz gazetesine röportaj veren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık referandumunu ertelemenin söz konusu olmadığını, planlandığı gibi 25 Eylül'de yapılacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la yaptığı görüşmeye de değinen Barzani, Tillerson'ın referandumu erteleyin talebini reddettim. Ancak Bağdat'la yaşanan sorunlara çözüm için diyaloğa hazır olduğumuzu söyledim ifadesini kullandı. Referandumun ertelenmeyeceğini ve kesinlikle hayata geçirileceğini söyleyen Barzani, şu anki durum ve mevcut baskı altında 2 yıl kadar ortak kalabiliriz. Ancak Bağdat'ın Kürdistan'a karşı politikası değişmeyip temel haklarımız inkar edilirse bu ortaklık da sona erebilir dedi. 25 yıldır Türkiye için güven kaynağı olduklarını iddia eden Barzani, referandum doğal hakkımızdır ve Türkiye ile İran Kürtleri ile ilgili değildir. Onlar sorunlarını içinde yaşadıkları devletlerin hükümetleriyle diyalog yoluyla çözmeli ve biz de bu hükümetlere her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Parlamento ve başkanlık seçimlerinin de önceden planlandığı Kasım'da yapılacağını belirten Barzani, bu seçimlerde ne kendisinin ne de kendisine yakın bir başkasının aday olmayacağını açıkladı. Türkiye, Hatay sınırındaki İdlib'e operasyon yapacak mı? Bu soru Başbakan Binali Yıldırım'a soruldu. Yıldırım, Türkiye milletimizin can güvenliği bakımından var olan tehdit ister içeride ister dışarıda olsun gereken cevabı verir, dedi. Başbakan Binali Yıldırım Uzak Doğu turuna çıktı. Singapur'daki temaslarımız arkasından Vietnam'a geçeceğiz ve Perşembe günü memleketimize inşallah tekrar dönmüş olacağız. Yıldırım, Singapur ve Vietnam'ı kapsayan gezisi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Yıldırım'a Suriye'nin İdlib bölgesine operasyon düzenleneceğine dair haberler soruldu. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Terör örgütleri maalesef her gün birisi diğerinden iktidarı devralıyor ve ciddi bir istikrarsızlık var. Bunun bedelini de orada yaşayan masum insanlar ödüyor. Bir de Türkiye. Tabii Türkiye buraya komşu olduğu için terör tehdidi sürekli mevcut. Türkiye ülkemizin sınır güvenliği bakımından, milletimizin can ve mal güvenliği bakımından var olan tehdit ister içeride olsun ister dışarıda olsun gereken cevabı verir. Dün olduğu gibi bundan sonra da hiç tereddüt etmeden bu cevabı verir. Yıldırım, İran, Rusya ve ABD'den Türkiye'ye ardı ardına yapılan üst düzey ziyaretleri değerlendirdi. İran, Rusya veya diğer ülkelerin askeri personelinin, genelkurmay başkanlarının veya üst düzey siyasetçilerinin gelip gitmesi gayet normal. Çünkü Suriye'de kalıcı bir barış sağlanması için müşterek bir çalışma var. Bir Astana süreci var. Ayrıca koalisyon güçlerinin kendiyle yaptığımız çalışmalar var. Amaç sağlanan geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Suriye için nihai barış sürecinin sağlanması. Buna yönelik teklifler var, çabalar var. Bunlar gelip Türkiye ile istişare ediyorlar. Olay bundan ibaret. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Benim adıma kimse racon kesmeye kalkmasın diyen Erdoğan, ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye desteği ve Almanya ile yaşanan kriz üzerine önemli açıklamalar yaptı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. İstanbul'da teklersek, Türkiye'de tökezleriz. İstanbul'da metal yorgunluğu olursa, Türkiye'de paslanırız.
Parti teşkilatında metal yorgunluk olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Cem Küçük örneğinde olduğu gibi bazı isimlerin kendi adına racon kestiğini söyledi. Kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli. Erdoğan konuşmasında ABD'nin terör örgütü PKK-YPG'ye Suriye'de yaptığı silah desteğine de dikkat çekti. Tabii biz bunları önlerine koyduğumuzda bunu da inkar ediyorlar. Hatta çok daha böyle nüktevari ifadeler kullanıyorlar. Nedir o? Ya ben ülkemin parasını DAEŞ'a mı vereceğim? Ben ülkemin parasını PYD'ye mi vereceğim? Vallahi dedim kime verdiğinizi bilmem ama biz bunları buralarda yakaladık. ABD'nin terör örgütüne 1000 tırdan fazla silah verdiğini ifade eden Erdoğan, bu silahlar Türkiye'ye karşı kullanılacak dedi. 1000 tırı aşkın tır Irak'tan geldi. Bunlar zırhlı araçlar, mühimmat ve bütün bunlar Suriye'ye geçti. Suriye'deki terör örgütlerine bunlar teslim edildi. Ve şimdi onları güya Suriye'de kullanacaklar. Sonra onlar Türkiye'ye karşı kullanılacak. Erdoğan, Almanya ile yaşanan kriz üzerine de değerlendirmelerini sürdürdü. Ya sen bizimle niye uğraşıyorsun? İşine bak ya. Bizde referandum oldu, bizimle uğraştınız. Partilerin başkanları çıktı, orada hayır kampanyasına katıldılar. Sözde Türk diye geçinen bir ahlaksız orada hayır kampanyası yaptı. Şimdi de çıkmış, bana laf atıyor Dışişleri Bakanı Almanya'nın. Ya sen kimsin? Önce haddini bil. Senin muhatabın ben değilim. Senin muhatabın, ben Dışişleri Bakanı dedim dün. Dışişleri Bakanımız daha da ileri gitti. Onun muhatabı dedi, Avrupa Birliği Bakanı dedi. Bir kez daha gurbetçilere seslenen Erdoğan, Türkiye düşmanı partilere oy vermeyin dedi. Türkiye'ye karşı bu şekilde saldıranlar, bu seçimde onlar sandıkta bana göre bir tokat yemeleri lazım. Türkiye dış politikada hareketli bir süreçten geçiyor. Almanya ile yaşanan kriz bu sürecin en kritik başlıkları arasında. Türkiye'nin dış politikası televizyonumuzda yayınlanan Koridor programında konuşuldu. Koridor programıyla karşınızdayız. Türkiye'nin dış politikası televizyonumuzda yayınlanan Koridor programında konuşuldu. Hukukçu yazar Ahmet Erimhan, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini yeniden tanımlaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini yeniden tarif etmesi, yeniden tanımlaması, yeniden içini doldurması, evet, ve sağlıklı bir zemine ve bir dengeye kavuşması ilişkilerin bir zorunluluk olarak gözüküyor. Hani bunun için de başlangıç noktasını neresi olarak tespit etmemiz gerekiyor? Ha, bir kere Almanya içinde söylüyorum, Merkel içinde, Türkiye içinde söylüyorum. Hani bu köpürtücü davranışların iç politika malzemesi olmaktan hani çıkarılması icap, evet, ediyor. Erimhan, Almanya ile krizin zirveye çıktığı bir dönemde Türkiye'nin mülteci meselesini neden gündeme getirmediğini de sordu. Kriz zirve yapmış durumda. Evet. O zaman Türkiye'nin bu mülteci krizini konuşması, Türkiye'ye verecek 3 milyar euroları falan konuşması icap ederken neyi gördük biz Bayram? Bulgaristan Türkiye sınırında Bulgar askerlerini, evet, gördük. İşte Almanya'nın gücü bu. Bulgar askerini geldi ve Türkiye'nin sınırına dikti. Yani birkaç gün sizi önce Belçika'yla baş başa bırakılır. Hollanda'yla, Polonya'yla, Avusturya'yla baş başa bırakır ve siz Almanya'yla kavga zeminine, mindere bile çıkamadan yan, evet, minderlerde hani sizi kündeye getirebilir. Onun için hani gücümüzü abartmadan, sınırlarımızı bilerek, iç politika malzemesi yapmaksızın Türkiye-Almanya, Türkiye-Batı, Türkiye aslında Amerika ilişkilerinin yeniden tarif edilerek sağlıklı bir zemine oturtulması icap ediyor. Türkiye'nin Almanya'ya verdiği adil öksüz notası da programda gündeme geldi. Adil öksüz Amerikan ajanları tarafından Almanya'ya götürüldü, teslim edildi diyoruz. Peki nereden götürüldü? Hangi uçak kullanıldı? Hangi Amerikalı askerler var?
Ya da buradan çıkan ana sonuç, yani hani biz kuklacıya bak diyoruz ya, Almanya burada kukla. Kuklacı kim peki? Niye kuklacıyla uğraşmıyoruz? Adil Öksüz kuklacı değil mi? Kukla kim? Fethullah Gülen değil mi? Onun arkasında CIA aslında asıl kukla kuklacı değil mi? Hani bunlarla alakalı konulardan uzaklaşıyoruz. Yani meselenin özünden uzaklaşıyoruz. Hesap sormamız gereken, tavır almamız gereken Amerika'ya ilişkin hani cümlelerimiz yetersiz. Yani Türkiye'nin Amerika'ya ilişkin bir tavır ortaya koyması gerekiyor. FETÖ konusunda bir sonuç almak istiyorsa. Ve niye Türkiye incelik üssünü tartışmıyor? Niye incelik üssünde koparılan fırtınaları, darbe, 15 Temmuz darbe gecesine ilişkin İncirlik'ten kalkan uçakları, İncirlik'te yapılan toplantıları, İncirlik'ten verilen talimatları Türkiye tartışmıyor? Niye bunlarla alakalı bir iddianame yok şeyde? O kadar iddianamenin içinde bir tane iddianame yok. Ama iddialar aldı başını gidiyor delillerle, belgelerle. Sadece gazete sayfalarına bakarak bugün İncirlik'in FETÖ darbesindeki o terör gecesine ilişkin, 15 Temmuz darbe gecesine ilişkin bağlantılarına dönük hani ben bir iddianame yazarım. Sadece gazetelerden, açık istihbarattan yola çıkarak. Evet. Bir de buna devlet imkanları, emniyet, ordu, istihbaratı falan kattığınızda karşınıza dört dörtlük bir İncirlik iddianamesi çıkar ve bunun altından Amerika kalkamaz. Şimdi biz onlarla uğraşmıyoruz. Adil Öksüz Almanya'ya gitti falan. Memurların gözü hükümetle yapılacak zam görüşmelerinde. Yarın yapılacak görüşmede nihai karar verilecek. 2018 yılı ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %3. Memurları şoke eden bu teklif pazartesi yeniden müzakere masasında olacak. Memur sendikaları hükümetle nihai zam oranını belirlemek üzere toplanıyor. Hükümetin teklifi 2018 ve 2019 yılları için %3 artı 3 olmuştu. Kamu işveren heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %3, 2019 yılı ilk 6 ay için %3, ikinci 6 ay için %3 olarak teklifimizi sunuyoruz. Sendikalar karar toplantısı öncesinde taleplerini bir kez daha dile getirdi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın il temsilcileri toplantısında konuştu. Bu teklifi müzakere edilemez buluyoruz. Bu teklife kapalıyız, kartını açtık. Masanın karşı tarafından gelen teklif adil Türkiye dönemine değil, aciz Türkiye dönemine yakışabilecek bir tekliftir. İşveren heyetinin teklifi kalkınan Türkiye döneminin değil, IMF'ye borçlanan Türkiye döneminin teklifini andırıyor. Hükümetin bize sunduğu teklif güçlü Türkiye'nin değil, kendi içine sinmiş Türkiye devrinin yansımasıydı. İmza atmamız istenilen teklif büyük Türkiye'nin değil, hevesi düşük, hedefi küçük Türkiye'nin sessiz devrimler gerçekleştiren Türkiye'ye sessizce kabuğuna çekilen Türkiye devrine uygun tekliflerdi. Ulaştırma Memur Sen Genel Başkanı Can Cankesen de %3.5 zam oranına kapalıyız dedi. Lafa geldiği zaman büyüyen Türkiye'den dem vuran etrafımızda insan çok. Ama 20 milyon kişi ilgilendiren bir sözleşmeye geldiği zaman da 3+3+3+3 diyerek ortaya bir rakam çıkarıp da %3'lere boğmak. Akabinde de daha bugün çıktı, resmi bir teklif yok. 3.5'u veririz demek, bu bizim kabul edeceğimiz bir durum değil. Suriyeliler ülkelerine tatile gidiyor. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 44.322 Suriyeliden 12 bini aşkın ülkesine giderken sınırda yoğunluk yaşandı. Suriyelilerin bayram tatili için ülkelerine gidişleri sürüyor. Türkiye'de sadece Kilis'in Öncü Pınar sınır kapısı üzerinden Suriyelilerin Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için gitmelerine izin veriliyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin randevu sistemine başvuru yaparak sıra alıp 15-30 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı için ülkelerine gidiyor. 44.322 Suriyeli ülkesine gitmek için Kilis Valiliği online randevu sisteminden gün aldı.
Günde ortalama 3000 Suriyeli bayram için Suriye'ye geçiş yapıyor. 5 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, Öncü Pınar sınır kapısında kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını yaptırıyor. Suriye'ye nereye gidiyorsun? Ray al-Azaz. Azaz. Akriba. Ziyara. Ziyaret. Kadılı ziyara ve arca ala Türkiye. Takiben ne zamandan beri gitmiyorsun? Türkiye sarlişi 3 senin unus. Tamam. 3 سنين ونص صار تركيا بلال الحسين Çılgın gençler zipline hattında tablo oynadı. Bültenimize Artvin'den sıra dışı görüntülerle devam ediyoruz. Yerden metrelerce yüksekte tavla oynadılar. Görüntüler Artvin'den. Boçka Baraj Gölü kenarında kurulu bulunan zipline hattı ilginç görüntülere sahne oldu. Artvinli gençler Kadir Çakıcı ve Ertuğrul Ediz zipline hattında tavla oynadı. Zipline'ye binen gençler ortalarına aldıkları tavlayı 385 metre gidiş, 375 metre geliş mesafesi boyunca oynayarak keyif yaşadılar. ...15 metreden başlayarak yer yer 20 metre yüksekliğe ulaşan çift tel sistemli zipline... ...aynı zamanda bölgeye gelen turistlerin de ilgi odağı. Artvin'e gelen herkesin dikkatini çeken zipline hattını tavla oynayarak değerlendiren gençler... ...telefonlarıyla bu görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Her zaman iyi haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.